Merhaba arkadaşlar, Kuşadası Soğucak'tayız. Bu evin fiyatı 4 milyon 600 bin TL. 4 milyon 600 bin TL. Ev bir de arsası var. Yani bu ev bir arsa içine yapılmış, yanında da bir arsa daha var. Dilerseniz bu evi kullanırsınız, yanındaki arsayı da tekrar bir villa yaparsınız. Ama müthiş bir manzarası var. Drone görüntüleri de videonun başına ya da sonuna ekleyeceğiz. Alanlar çok geniş. İki arsa bir ev yapılmış değil. Bir arsa bir ev yapılmış ama yandaki arsa da bahçe niyetine kullanılıyor. Önünde de büyük bir havuz var. Sonsuzluk havuzu da var bakın arkadaşlar. Bizimkiler ne yapmışlar? Üstüne de havuzu bir naylon falan serpmişler. O giderler falan tıkanmasın diye dilim biraz patalaş yaptı. Havuz da baya büyük. Sonsuzluk havuzu da yine güzel olmuş. Bu kesiti bir görelim. Drone görüntülerde evin 3 boyutunu da görmüş olursunuz. Evet. Bu ev pek hemen yanlış hılaf olmasın. Bu ev değerli bir iş adamımız abimizin evidir. Bize satın dedi. Biz de bir abimize atacağız. O abinin ismini de şey yapmak istemiyorum. O öyle istedi. Onu atacağız. Dolayısıyla bu ev 10 yaşında komple tadilat yapılmış. 10 yaşında komple tadilat yapılmış. Şimdi havuzumuz burada. Drone'da Furkan yapıyor ve geç buraya bir evin tarlasını gösterelim. Bu evin tarlasını gösterelim arkadaşlar. Evin önünde de böyle yeşil alan var. Altta yol gidiyor ama bu yoldan belki 4 metre yüksek. İçinde de ağaçlar var. Ağaçlar işte böyle çam ağaçları. Kokusu da gayet gayet güzel. Evin tarlasını da gösterdik. Değil mi Can? 4 milyon 600 bin lira 10 yaşında komple tadilat yapılmış Lebidere deniz manzaralı. Evin 2 tane salonu, 4 odası, 3 mutfağı var. 2 tane salon. 4 oda mıydı, 5 oda mıydı? 4 miydi, 5 miydi? Bakacağız arkadaşlar şimdi. Burayı gösterdik, havuzu gösterdik. Şimdi daha ileride de evin tarlaları var. Buraya da kamelya alanı. Aa, buraya da bir mutfak yapılır. Ya bu ev tam kodaman eviymiş. Sevgili arkadaşlar bakın buraya da henüz muhtemelen bunlar eksik, bitirecek mi bitirmeyecek mi onu sormadık. Buraya da havuz başında partiler olur ya böyle günübirlik, happy birthday. Dolayısıyla burada da duş yeri var. Üstüne de bu klasik böyle görsel demirler değil, dolu demirlerle efendime söyleyeyim bir pergüle de tasarlanmış. Buraya mutfak inşa edilir. Gerçekten alan güzel, bir duş yeri de var. İşte bu alanda da bu otlar, yağmur, çamur bir yıl iyi oldu. Bereketli bir yıl oldu. Onu da özetledik. Şimdi bu kademede ne var? Bakın bir merdiven oradan yukarı çıkıyor. Bir de buradan çıkıyor. Otoparklar da var. Yani böyle beyaz yakalı misafirleriniz gelirse hepsini misafir edebilirsiniz. Taşlar da güzel. Ve bu da böyle bir işin esprisi tabii. Boynunuzda böyle pavyonlar falan, kırmızı beyaz yakalı abiler de gelir. Burada araçlarından alır park edersiniz. Ağaçlarımız da gayet güzel. 4 milyon 600 bin TL. Ve gel o beyaz yakalıların oradan gel. Git kapıdan gel. Böyle beyaz yakalı şimdi bir şey olacak. Yani biz iyi niyet ediyoruz abiler. Herkes beyaz yakalıdır ona bakarsak. Evet, evin işte girişi de buradan. Geç böyle yeşil renkli, kubbe renkli, Mevlana renkli kapıdan gel. Böyle Konya aklıma geldi değil mi? Evet arkadaşlar, bu da işte ikinci arsa ta buradan oraya gidiyor ya. İşte muhtemelen bu arsa olmasaydı bu ev burada biterdi. Anladınız mı? Yani yarın öbür gün buraya bir ev yapar mısınız? Bu ev kalır. Bunu da işte varislerinize bırakırsınız. Burayı özetledik değil mi? Özetledik. Şimdi başka ne özetleyeceğiz? Bu altta... Ya ben baktım unuttum tekrar. Bu altta bir salon bir oda var. Üstte de salon mutfak var. Bakın bu altta salon bir oda bir banyo var. Üstte de salon mutfak var. Onun üstünde sanırsam 3 oda var. En üstte bir oda bir de mutfak var. Zaten buradan da Lebidere deniz manzaralı. Ama en üstten öyle bir manzara yok. Yani onu da söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Bir de buradan bir daha göster babacığım. Böyle tara. Oh oh, ormanımız olmuş. Ve gel şimdi gel evin etrafını dolaşalım. Burada balkon var, böyle bu taşıyıcı kolonlardır. Burada da zaman geçirebilirsiniz. Komple panjurlar var. Buraya da pergüleler böyle dolu demirlerle yapılmış. Efendime söyleyeyim. Dolu demirlerle yapılmış. Abi buraya araba böyle dolanır evin etrafında. Can. Heh.
Buradan evin bir girişi ve buradan bakın, gel Can, düşmeden gel Can, böyle gel. Yol çok yüksek ya. Bakın sevgili arkadaşlar. Aha. Oradan da merdivenle geliniyor. Köşe olduğu için buradan da merdivenle geliniyor. Evin tarlasını gördünüz. Gel 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 gel. Bu kapı açtık mı biz? Anahtar Emre'de kaldı. Neyse, buradan da göster. Buradan da geliniyor. Gördünüz değil mi? Gördüler. Ha, şimdi böyle kameranı havuza tuta tuta git, düşme. Düşenin dostu yok, ben sana söyleyeyim bak. Hiç düşme. Nuh komutana selam. Nuh komutan bana diyor oğlum diye düşme, düşme. Askere gittim ya Can ben. Ben sürün diyor, sürünüyorum çamur oluyorum. Birkaç tokat yedim sonra çamur olmuyordum. Demek ki insan ayarlıyor. Ve ben arkadaşlar çıktık şimdi. Çıktık çıktık. Çünkü hayat bize çok gösterdi ya. Ben de o yüzden bir ben vardır benim benden içeri. Edasıyla söylüyorum. İşte böyle geldik, bir daha buraya öp. Heh, öptün pergüleyi. Gösterdik. Gel şimdi, kameramız var. Kamera sistemi var arkadaşlar. Aha, kamera orada. Abi de bize bakıyor. Merhaba abi. Belki kameradan bakıyor. Evet. Öyle güzel bir deniz manzarası var ki arkadaşlar. 4 milyon 600 bin TL. Şu anki fiyatı odur. Yarın ne olur biter. Onu bilemeyiz. Burada bir depo var. Gel Can. Gel babacığım. Gel gel gel. Ev öyle büyük ki bu uzun sürecek. Şimdi bu alan, bir de altında havuz, sonsuzluk havuzu vesaire vardı. Onu özetledik. Kamera her tarafta var. Şimdi dön Can, bir şey özetleyeceğim. Şimdi bu herhalde bir, yani ailesi kalabalık olan mı diyeyim, ne diyeyim. Buraya ayrı bir yer yapmışlar. Burada salon, bir oda, bir banyo var. Aslında villa bu merdivenden sonra başlıyor. Ama nasıl diyeyim, belki adamın yardımcı alır, belki kendisine işte biri de yardım etsin diye bir aile koyacaklar buraya. O anlamda belki bunu da böyle yapmışlar. Ve buradan gelelim. 4 milyon 600. Komple tadilat yapılmış. Merhaba ev dedik. Şimdi gelir gelmez hemen burada bir banyo var. Can, Can babam gel. Yukarıya çıkacağız. Sabırsızlıkla yukarı manzarasını bekleyin. Burada dışarı kapı, klozet, Hilton dolap kapının arkasında. Tamam, burayı gördük. Burada çok zaman kaybetmeyelim. İyi yere baksınlar. Terasta mı başlasaydık? Of. Burada o da bir. Yardımcı abi mi bakacak? Kim bakacak? İşte o onun evi olsun. Ve burada salon, mutfağımız bir arada. Yukarı aman ilahi ya Rabbi. Çok güzel yukarısı. Arkadaşlar iki tane arsa. Yani soğucakta bu manzarada hadi ev almayalım, arsa alalım dersek. Var mı arsa? Tartışılır. Gelin bakın. Evet, Kuşadası soğucak. Çok popüler bir yer. Burası salon, mutfak bir arada. Burada da pergüle. İşte böyle böyle pergüle. Orada balkonu göstermiştik. Şimdi yüzünü hafiften bu ufak mutfağa da çevir. Burada da o bir yuvarlak balkon vardı ya. Bu oraya çıkıyor. Ve burada da mini bir mutfağımız var. Burayı özetledik. Şimdi gel Can. Gel Can babam, gel. Kuşadası valla çok güzel yer. Yani soğuyacak. Gerçekten güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi gel yukarı çıkalım. Yukarı çıkıyoruz. Bu renkler de, bir dakika, ben renklerden değil değil mi? Yok. Ve geldik. Geldik geldik. Burada çamaşır asmak için teller de mevcut. Ve merhaba villamız, evimiz, şatomuz dedik. Sevgili arkadaşlar böyle bir manzara. Yani manzara tek deniz olunca olmuyor. Biraz da böyle ağaçlarla, evlerin kırmızı çatılarıyla örtüşünce daha tatlı oluyor. Aa, burası mutfağımız. 10 yaşında komple tadilat yapılmış. Mutfak da bu. Korun morun var, bir yeri ellemeyelim. Evet, mutfak bu. Değil mi? Parazit yapma. Heh. Burada bir banyo daha var. Gel. Bu banyoyu göster, sonra salonu özetleyeceğiz. Zaten salon malon demeye gerek yok yukarıda. Bu da duşa kabinimiz. Aha, Hilton. Orada da klozet. Burada da termosifon. Ve şimdi buraya geç. Sevgili arkadaşlar. Bu merve yukarı odalara gidiyor. Burası da salonumuz. Ve of 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 of. Ha ha, gel. Abi geç oraya Can, Can, Can babamı geç oraya. Sevgili arkadaşlar bu da, bu da salonla mutfağın önündeki balkon. Pergüle, havuz, tarla, evin tarlası orada. Gösteriyorsun değil mi? Gel şimdi bu geniş balkona. Bunun altında da bir balkon vardı bu ebatlarda. Çünkü statik böyle devam ediyor. Hani statik, yani taşıyıcı anlamında.
Evet, böyle okey taşlarıyla hiç canlı sıkılıp bina yaptınız mı? İşte öyle düşünün. Biz çocukken çok bina yapardık. Ve tekrar oraya geç, alarım da var. Korkuluklar, demir, bence bu alüminyumlardan daha çok iyidir. Daha sağlam, çoluk çocuk düşmez. O alüminyumlara çok güvenmiyorum ben. Ve panjurlar da böyle, balyası böyle sararsınız falan. Hepsi kumandala. Buradan bir daha bu katta ne var? Salon, açık mutfak, bir banyo. Altta da bir oda, bir banyo, bir de salon mutfak vardı. Şimdi üste çıkıyoruz. Gel babacığım. Gel, ya Allah, bismillah dedik. Bana ben hep çekiyorum 6, 7 bilmem ne. Bu bana cazip geldi. En iyi siz bilirsiniz. Burada da 2 banyo, 3 oda var. O zaman çok oda oldu. Bu kaçıncı oda oluyor? Bu ikinci oda oluyor. Aşağıda sayarsak oda 2. Renklerde şampanya renk kullanmışlar. İkinci oda. Burada da bir dolap yeri var. Bakın. Etli güzel parkeler kullanmışlar. Kapılar Ado kapı. Ve döndük. Döndük. Bu banyoları da gösterelim. Bir banyo burada. Bu etli kaçıncı banyo? Bu etli üçüncü banyo. Üç. A banyo bu. Üçüncü banyomuz bu. İşte dördüncü banyoyu gösterelim. Dördüncü banyomuz bu. Banyo dört. Banyo dört. Arkadaşlar duşa kabinimiz burada. Klozet kapının arkasında taşları gördünüz. Ayna mayna. Ve sevgili Can, dördüncü banyoyu da gösterdik. Üçüncü odayı gösterelim. Oda üç. Oda üç. Yine ne bir derya deniz manzaralı. Yerden ısıtmalı. Yerden ısıtmalı. Yerden ısıtmalı. Ve dördüncü odayı da gösterelim. Yerden ısıtmalıyı niye baştan söylemedik? Evet, bu da dördüncü oda, yerden ısıtmalı. Üf, manzaraya bak Can, Can manzaraya bak. Bir de balkonu bir daha göster. Bu iki oda da bu balkonu paylaşıyor. Bu iki oda bu balkonu paylaşıyor arkadaşlar. Dört odayı gösterdik, iki salon gösterdik. Şimdi böyle en yukarı çıkacağız. Hadi çıkalım. Heh. Hadi gel çıkalım. Ve en güzel yeri, evin, ya evin her tarafı güzel. Bahçe terastan güzel, teras bahçeden güzel. Ve sevgili arkadaşlar çıktık. Önder abi sana da selam. Önder abim. Çıktık, çıktık, çıktık. Bu da ebeveyn banyolu. Bu kaçıncı oda? Beşinci oda. Ve beşinci oda, bakın arkadaşlar. Evet, ebeveyn banyolu. Oraya geç, oraya geç. Oraya geç. Beşinci odamız bu. Evet, beşinci odamız da bu. Gel sevgili Can, bu köşeye gel. 4 milyon 601 ev bir de arsa. Ha, bu da beşinci banyo, değil mi? Banyo beş. Heh, şimdi dön bakayım babam. Şimdi terasa çıkıyoruz. Halay sahnesini, düğün salonu. Evet, arkadaşlar, alın size huzur, huzur. Evet. Burada kapakları eksik. Bir mutfak da burada var. Gayet de güzel bana göre. Her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani bir ev, bir de arsası, bir de bir tane arsa daha var. İşte bu ev 4 milyon 600 bin TL. Bu orman içinde güzel bir ev. Hakkınızda, hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Herkese selamlar. Kuşadası Soğucak'tan saygılarımla iyi günler diliyorum.